Dostlar selamlar. Yine karşınızdayız. Yine şahane bir tüfek tanıtacağız. Tüfeğimiz Ersus markasının ERS 2017 modeli. Tüfeğimizi tanıtmadan önce bizlere nasıl ulaşabileceğinizle alakalı bir iki ufak tüyo verelim. Google'a mkav yazarsanız internet sitemiz mkav.com üzerinden bizlerin iletişim numaralarına ulaşabilirsiniz. Mağazamız İstanbul Ümraniye'de. Burada görmüş olduğunuz bütün tüfeklerin tanıtımlarını bu kanalda yapacağız. Lütfen kanalımıza da abone olun. Bugün sizlere şahane bir atış tüfeği ve savunma tüfeği olarak kullanabileceğiniz Ersus markasının 36 kalibre şarjörlü av tüfeğini tanıtacağız. Öncelikle bu tüfeğin kompakt bir kullanımı var arkadaşlar. AR platformuna göre yapılmış. Gayet hafif ve işlevsel olan bir tüfek. Problemsiz çalışan bir tüfek. 36 kalibre arasında benim en çok hoşuma giden modellerden bir tanesi. Tüfeğimizin 51 santim namlu boyu var. Şu anda alt sınırda diyebileceğimiz bir namlu boyu var. Tüfeğimiz plastik taşıma çantası içerisinde geliyor. Beşli ve onlu şarjör çıkıyor. 2 adet. Kutu içerisinden çatal ayak çıkıyor ve askayış çıkıyor. Şimdi bu tüfeğimiz diğer standart av tüfeklerine göre mekanizma üzerinden kurulmuyor. Şuradaki kol sayesinde tüfeğimizi atım yatağına mermi yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki kol sayesinde. Tüfeğimiz tamamen taktik olduğu için kasa üstü, kasanın sağında, solunda, altında 22 mm Picatinny Rye var. Bu Picatinny Rye sayesinde görmüş olduğunuz burada mesela Zigzaur'un Romeo 5 modeli Red Tut'unu bu tüfeğimizin üstlerine uygulama yaptık. Ve yanı sıra katlanır gez arpacıkları mevcut. Buraya dürbün de takabilirsiniz. Altına fener, yanına lazer, birçok aksesuar takımına uygun bir tüfek. Tüfeğimizin teleskobik dipçiği açılır kapanabilir bir teleskobik dipçiği var. Kol boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yine kavuşuk malzemeden bir tabanca kabze yapmışlar. Pistor gelip gayet rahat bir şekilde tutumu sağlıyor. Tüfeğimizin diğer kasa kasasının sol tarafında emniyet mandalları ve düşürme mandalı mevcut. Bu tüfeğimizin farklı kasa görselleri de var. Burada bakmış olduğunuz görsel tamamen namlu su kapalı olan, namlu ceketli dediğimiz görsel. Bir de bunun şöyle namlu susturucu görselli olan modeli var. Bunlar 2020 ve 2021 üretimi tüfekler. Yine aynı şekilde burada da Zigzaur'un bir Red Dot'un uygulamasını yapmışız. 36 kalibre fişekle çalıştığı için bu tüfeğimizin tepmesi minimum derecede. Yani atış alanına gittiniz. Yüzlerce mermi atabilirsiniz bu tüfekle hiç durmadan. Bu tüfekte tepme olmadığı için çok rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde, kulaklarınız rahatsız olmadan, omuzunuz rahatsız olmadan nişan atışları yapabilirsiniz keyifli bir şekilde. Gayet de menzili iyidir. 36 kalibre fişeklerin diğer av fişeklerine göre, 20 kalibre ve 12 kalibreye göre atış menzili çok çok daha iyi. Bu da keyifli bir atıcılık tüfeği haline getirmiş Ersus'u. Ersus'un tamamen alüminyum gövdesi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz tamamen sertleştirilmiş alüminyumdan alt kasa, üst kasa, el kunda tamamen alüminyum. Namlusu 4140 çelikten delme namludan üretilmiş. Çok ciddi sağlam bir namlusu var. Yine iç mekanizma dediğimiz atım yatağıyla koordineli çalışan iç fişek mekanizması da 4140 çelikten üretilmiş arkadaşlar. Tüfeğimizin üzerinde açıkçası göstermek gerekirse bir emniyet tuşu var. Çift taraflı emniyet mandalı var. Mekanizma düşürme mandalı var. Ve burada da çok rahat tek parmağınızla çıkartabileceğiniz bir şarjör düşürme şeyi var, düğmesi var. Şuradaki kapağımızı kapatabiliyoruz. İstediğimiz zaman kapalı hale durabiliyor. Hatta şöyle yapalım. Kapağımızı kapatalım. Mekanizmayı kurduğumuz zaman kapak otomatikmen kendisi açılıyor. Burada bir sessiz düşürme butonu var. Buton aktif. Diğer 36 kalibrelerde çalışmıyor. Tüfeğimizin standartın üstünde gelen katlanır gez arpacıkları mevcut. Gayet hoş bir tüfek. 36 kalibre düşünenler için, taktik atış yapanlar için bence ben Ersus'u şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum. Keza satışlarımız devam ediyor. Alan müşterilerimiz çok memnun. Binlerce mermi atan arkadaşlar var. Herhangi bir şekilde merminin tutukluk yapması, işte tüfeğin tıkanması söz konusu değil.
Tabii bu tüfekler bakım isteyen tüfekler. Merminin patlama basıncıyla kendini çalıştıran tüfekler. Atış sonraları mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Bu Ersus'un yaklaşık 3 kilo civarı bir ağırlığı var arkadaşlar. Gayet hafif. Tanıtımımızı yaptık. Videomuzun sonunda da belirtelim. Bu tüfekle alakalı bilgi almak isteyen arkadaşlar mkav.com sitesinden bizlerle direkt iletişim haline geçebilirler. Orada WhatsApp hattımız var. İşte telefon numaralarımız yazıyor. Google'dan da mkav aratırsanız iş yerimiz adresimizi çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar bizleri izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı mutlaka unutmayın.